Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere vücudumuzdaki en önemli minerallerden olan selenyumdan bahsetmek istiyorum. Daha önce gerçi iot hakkında her şey videosunda biraz selenyuma değinmiştim. Ancak orada başrol oyuncumuz iottu. Sadece şunu demiştim. Iot selenyumsuz kullanılmaması lazım demiştim. Neden böyle? Selenyum vücutta neden önemli? Gelin hep birlikte göz atalım. Selenyum kaynağı toprak olan ve vücudumuzda birçok önemli reaksiyonda kofaktör olarak görev alan yani enzimlerin görevini doğru yapabilmesinde elzem rol oynayan bir mineral. Besinsel kaynakları da bulunuyor. Özellikle yumurta et, tavuk eti, balık eti, hindi eti gibi et ürünlerinde sarımsakta, cevizde özellikle Brezilya cevizinde bol miktarda selenyum bulunur. Aynı zamanda kuru fasulye, mercimek, esmer pirinç ve bazı tahıllarda da selenyum normalde bulunabilmekte. Ancak tabii ki de bu besinlerdeki selenyum miktarı oldukça heterojen. Mesela Brezilya cevizinde bol miktarda bulunuyor. Hatta günde 1-2 tane Brezilya cevizi sizin günlük ihtiyacınızı karşılar desek de Yapılan çalışmalarda onda bile oldukça fazla selenyum miktarının değişkenlik gösterdiği yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Çünkü topraktaki selenyum miktarı her coğrafyada aynı değil. Özellikle son 50 yılda işte toprakların verimsizleşmesi nasıl ki magnezyum eksikliği yaratıyorsa aynı şekilde topraktaki selenyum miktarı da diğer mineral kayıpları gibi son 50 yılda oldukça fazla. O nedenle besinlerdeki selenyum miktarı da oldukça değişkenlik gösterebilmekte. Peki selenyum vücutta ne yapar? Selenyum çok güçlü bir antioksidandır. Özellikle selenoproteinler dediğimiz selenyumun görev aldığı enzimler vücutta oksidatif stresle savaşmaktadır. Nedir oksidatif stres? Modern beslenme ile birlikte çevre kirliliği, sigara içmek gibi birçok faktör vücudumuzda oksidatif stres yaratmakta. Bu oksidatif stres beyne zarar verip işte Alzheimer'a giden süreci de tetik Damar sağlığına zarar verip kalp krizine giden süreci de tetikleyebilir. Üreme hücrelerine zarar verip sperm ve yumurta kalitesini etkiler infertiliteye de sebep olabilir. Tiroid dokunuza zarar vererek haşimatoya da sebep olabilir. Yani oksidatif stres birçok hastalığın kökeninde rol oynayan temel mekanizma. Bu oksidatif stresle savaşan maddelere de biz ne diyoruz? Antioksidan. Adı üzerinde antisi yani bununla savaşan anlamında antioksidanlar diyoruz. Mesela C vitamini de bir antioksidandır. Daha önce videosunu yayınladığımız alfa lipoik asit de bir antioksidandır. Ancak burada temel dışarıdan almamız gereken minerallerden bir tanesi de selenyum. İşte selenyum görev aldığı bu mekanizmalar dolayısıyla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, tiroid fonksiyonlarında, üreme sistemi sağlığında, yumurta ve sperm kalitesinin artırılmasında, kardiyovasküler rahatsızlığında, rahatsızlıklarda, beyin sağlığının korunmasında, astım probleminde ve DNA onarımını destekleyerek bazı kanser türlerine yakalanma riskinin azaltılmasında görev aldığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Selenyum özellikle tiroid sağlığında oldukça önemli. Çünkü tiroid dokusu tiroid hormonunu sentezlerken tiroid peroksitaz dediğimiz bir enzimle tirozin aminoasitine iot ekler. İşte bu yolakla T4 formundaki tiroid hormonu sentezlenmiş olur. İşte bu sentezlenme meydana gelirken adı üzerinde tiroid peroksidaz oksitleyici bir mekanizmadır. Bu mekanizma süresince açığa çıkan serbest oksijen radikallerini temizleyen enzim glutatyon peroksidazdır. Glutatyon peroksidazın da yapı taşı selenyumdur. Yani selenyum tiroid dokusunun korunmasına katkı sağlar. İşte ben neden iot selenyumsuz kullanılmamalı diyorum. Siz tiroid dokusuna iotu verip selenyumu vermezseniz o sürekli ham maddeden tiroid hormonu sentezler aynı zamanda oksijen radikali üretimi de artar. Bunu baskılayan sakinleştiren, onaran bir mineral olmazsa yani selenyum olmazsa bu tam tersi tiroid dokusuna zarar verebilir. Yani arabanın motoruna benzini koyup motor yağını koymamaya benzer. Motoru çalıştırdığınızda motor yanacaktır. Aynı onun gibi tiroid dokusuna da iot verirken selenyum da yanında vermeniz lazım. Özellikle Hashimoto hastaları selenyumu hayatına dahil ettiğinde onarıcı, yatıştırıcı ve bu oksidatif stresle savaşan etki göstermekte. Hashimoto hastaları özellikle selenyum konusunda farkındalık sahibi olması gerekiyor. Vücutta selenyum eksikliğini gösteren bazı belirtiler de olabilir. Özellikle tiroid problemleri, infertilite yani kısırlık sorunu, yorgunluk, halsizlik, bilinç bulanıklığı, saçlarda dökülme, bağışıklık sisteminin zayıf olması, depresyon ve anksiyete gibi problemler varsa selenyum eksikliği ile ilgili olabilir. Selenyum seviyesine kandaki selenyum miktarı ölçülerek bakılabilir. Özellikle 70-150 nanogram bölü mililitre aralığı normal aralığı göstermektedir. Ayrıca glutatyon peroksidaz enzim aktivitesi ölçümü de dolaylı olarak selenyum eksikliği noktasında bize fikir verebilmektedir. Tabi daha detaylı saçta selenyum analizi gibi ileri yöntemler de bulunsa da tabi haliyle bunlar daha zor yöntemlerdir. Ne kadar selenyum kullanalım sorusunun cevabına gelecek olursak selenyum günde 400 mikrograma kadar güvenliği 400 mikrogram üst limit olarak düşünebilirsiniz. Özellikle piyasada 100 mikrogram veya 200 mikrogram dozunda takviyeler bulunabilmekte. Genellikle eğer vücutta bir selenyum eksikliği tespit edildiyse veya haşimato problemi varsa infertilite problemi gibi sonuç almak istediğimiz, oksidatif stresi yenmek istediğimiz bazı tablolar varsa 200 mikrogram belki bir süre daha yüksek dozlar da 400 mikrograma kadar hayata dahil edilebilir birkaç ay. Son arasında 200 mikrogram olarak da devam edilebilir. Ancak genel sağlığı desteklemek adına 50 mikrogram veya 100 mikrogram gibi dozlar güvenli dozlardır. Hayata dahil edilebilecek doz olarak söylenebilir. Tabi kullandığınız birçok takviyede de az az selenyum bulunabilir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Yani kullandığınız multivitaminde belki 50 mikrogram selenyum var. Başka bir takviyeden de selenyum geliyor. Bunları topladığınızda yüksek doz yapmaması lazım. Belki işte B 12 vitamini gibi suda eriyen vitaminlerin fazlası idrarla birlikte atılıyor ama selenyum yüksek doz uzun süre kullanılırsa vücutta birikme riskine sahip. Selenium yüksekliği de sinirsel problemlere saçlarda ve tırnaklarda zayıflığa, bulantı, kusma gibi problemlere sebep olabilir. Bu nedenle dediğim dozları geçmemekte fayda var. Selenium takviyesi kullanırken dikkat etmemiz gereken formlar da bulunuyor. İnorganik form olarak sodyum selenit dediğimiz form bulunmakla birlikte bir de l selenometionin formunda organik formda selenyum takviyeleri de var. Selenyum takviyesinde de bütün minerallerdeki gibi organik formlar inorganik formlara göre daha iyi emilmektedir. Yani selenometionin formunun biyo yararlanımı sodyum selenitten çok daha fazladır. Vücuda çok daha fazla geçebilir, hücrelere çok daha fazla ulaşabilir. Bu nedenle takviye kullanırken selenometionin formunu kullanmanızı öneririm. Ayrıca yine diğer bütün minerallerdeki gibi selenyum takviyesi kullanırken de yemekle arasında 2 saat bırakmakta fayda var. Hemen tok karna yemeğin hemen üzerine alınırsa emilimi ve biyo yararlanımı etkilenebilmekte. Evet bugün sizlere selenyumdan bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan akılcı bilimsel takviye rehberi isimli kitaptan da okuyabilirsiniz. Ayrıca beni instagram dr. Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın. Sağlıkla kalın.